Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 23 Kasım günlerden Salı, Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, dövizde yaşanan artışlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Döviz kurundaki ani artışlar nedeniyle tüccar ve sanayicinin endişe duyduğunu ve üretim maliyetlerinin hızla yükseldiğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, döviz, enflasyon, faiz üçlüsünün dengede tutulması gerektiğinin altını çizdi. Enerji maliyetlerini de hızla yükselttiğini belirten Güler, kur artışlarıyla birlikte elektrik, doğalgaz, nakliye başta olmak üzere üretime dair tüm maliyetlerin de hızla yükseldiğini, işletme yüklerinin daha da arttığını dile getirdi. Türk lirasında bir günde yaşanan %7'ye yakın değer kaybının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını belirten Güler, Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi yönetiminin bu gidişatı değerlendirmesini, değiştirmesini umuyoruz ifadelerini kullandı. TÜYAP Eskişehir Bölge Müdürü Fethi Gürsoytrak, TÜYAP'ın kentteki 10. fuarının 25 Kasım'da başlayacak ikinci yapı inşaat fuarı olacağını kaydetti. Son noktada Medya Grup Başkanımız Cihan Yıldırım'ın konuğu olan Gürsoytrak, Eskişehir bizim yatırım yaptığımız, üzerine dikkatle eğildiğimiz, burada iyi kurgulanmış, doğru planlanmış fuarların yapılabileceğini, bundan sonra da yapılacak fuarların şehir ekonomisine, sanayisine, ticaretine, bunun yanında sosyal ve kültürel hayatına ve tanınmasına katkı sağlayacağına inandığımız için Eskişehir konusunda ısrar etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz dedi. Gürsoytrak, pandemide dijital fuarlar denendi ama pek verimli olmadı. Yaptığımız anket sonucunda en etkili ve en yoğun ticari platformların hala fuarlar olduğunu ortaya koydu ifadelerini kullandı. Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Adayı Ahmet Namık Akdoğan, Medya Grup Başkanımız Cihan Yıldırım'ın konuğu oldu. Akdoğan'ın eskiden 3-5 günde şantiyeye elektrik bağlardık, şimdi neredeyse 6 ayı buluyor ifadelerini kullandı. 25 yıla yakın Elektrikçiler Odası'na hizmet ettiğini söyleyen Akdoğan, 20 kişilik yönetimin belli. Kimin ne kadar sorunu varsa sadece elektrikle ilgili, işle ilgili değil, tüm sorunlarla ilgili olarak elimizi uzatacağız, çözmeye çalışacağız dedi. Ekonomik sıkıntılar yanında bürokratik sıkıntıların da var olduğunu dile getiren Akdoğan, eskiden 3-5 günde elektrik bağladığımız şantiyeye şimdi neredeyse 6 ayı buluyor. Müteahhit çatıyı kapatıyor, daha şantiyeye elektrik yok. Bizim arkadaşların eksiği de olabilir. Ama eksiği tamamlamak 5-6 ay sürer mi? 3-5 ay sonra elektrik bağlarsam müteahhit bana bir daha iş verir mi? İfadelerini kullandı. SMA tip 2 hastası olan 1 yaşındaki Muzaffer Emin Kiraz için yürütülen kampanya ile ilgili Eskişehir Bilecikler Derneği'nde açıklama yapıldı. Muzaffer bebek için başlatılan kampanya hakkında yapılan açıklamada Eskişehir Bilecikler Derneği ve Umuda Doğru Bir Işık Derneği'nin kampanyayı yürüteceği ifade edildi. Kampanyayı Eskişehir dışına taşıyacaklarını belirten Espilder Başkanı Ahmet Saraç, "Bugün burada Muzaffer bebeğimize bir umut olmak için kampanya başlatıyoruz. Eskişehir Bilecikler Derneği olarak hemşerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı. Muzaffer'in 3,5 aydır Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda olduğunu belirten baba İsmail Kiraz, "Şu an Muzaffer'im iğneyle besleniyor. Muzaffer'ime umut olalım. Daha çok küçük." dedi. Baba Kiraz, geçtiğimiz günlerde çocuğunun çektiği acılara dayanamayarak yaşamına son veren eşi Emine Kiraz'ın, "Eşim çok korkuyordu. Daha önce de bir çocuğumuzu kaybettik. Muzaffer iyileşemeyecek diye çok korktu, zorlandı." ifadelerini kullandı. Pazarların kurulduğu alanlara park edilen araçlar pazarcı esnafı da zor durumda bırakmaya devam ediyor. Eskişehir'de pazartesi günleri Balkan Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki pazarcı esnafı bir önceki geceden sokağa park edilen araçlardan şikayetçi. Cadde üzerinde bulunan araçlar sabahları tezgah kurmak isteyen esnafın sorun yaşamasına sebep oluyor. Pazarcılık yapan Necdet Gömer her hafta aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi. Belediyenin cadde girişlerine koyduğu tabelalara rağmen vatandaşların araçlarını kaldırmadığını belirten Gömer, "Esnaf olarak tezgahımı kurmak için buraya geldiğimde muhakkak bir araçla karşılaşıyorum. Bu durumdan tüm pazar esnafı olarak şikayetçiyiz. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz." dedi. Kendi çiftliklerinde ürettikleri doğal yumurtaları pazarlarda satan üreticiler yumurtaları 1 TL 20 kuruştan satıyor. Eskişehir'de üreticilik yapan Turgut Günay 4 yıldır kendi çiftliğinde doğal yumurta üretiyor. Arazide gezen tavuklarından elde ettiği yumurtaları pazarlarda satan Günay,
1000 tavuktan %75 verim alıyor. Kendi ürünlerini satan üreticilerin fiyatlarına zam yapmadığını ifade eden Günay, vatandaşların bütçelerine uygun olduğunu söyledi. Kendisi için önemli olanın müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Günay, "Müşterilerimin memnuniyeti için elimden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyorum. Olabildiğince uygun fiyata satmaya çalışıyorum. Çeşidi boyutu fark etmeksizin tanesi 1 TL 20 kuruştan veriyorum," dedi. Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde meydana gelen kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarına karşı Türkiye'de bir ilke imza atarak başlattığı ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamasına devam ediyor. 2016 yılında 3 hatta pilot uygulama olarak başlayan, 2017 yılında ise tüm hatlarda geçerli olan bu projede kadın yolcular saat 22'den sonra otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor. Uygulamanın ilk kez Eskişehir'de hayata geçtiğini belirten Başkan Büyükerşen, her 25 Kasım'da olduğu gibi bu yılda bu uygulamayı bir kez daha hatırlatmak istediklerini ifade etti. Büyükerşen, 2016 yılında Ulaştırma Daire Başkanlığımızın eşitlik birimi ile ortaklaşa hayata geçirdiği uygulama sayesinde kadınlar saat 22'den sonrası otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyorlar. Bu uygulamanın diğer kentlerimizde de başladığını görmek bizleri son derece sevindiriyor ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 307.746'ya ulaştı. TÜİK verilerine göre ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim'de bir önceki aya göre %7.9, bir önceki yıla göre %25.1 azaldı. Eskişehir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 802 adet artarak 307.746'ya ulaştı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.